Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Oksijensiz solunla ilgili bir sorumuz var, biyotik yayınlarından. Bir bakalım arkadaşlar soruya. Canlardaki ATP sentez süreçlerini arkadaşlar biz üç e ayrılık inceliyoruz. Nedir bunlar? Bir tanesi arkadaşlar fermentasyon. Bakın fermentasyon. Bir diğeri nedir arkadaşlar? Oksijenli solunum, oksijenli solunum. Bir diğeri de arkadaşlar nedir? Oksijensiz solunum. Fermentasyon arkadaşlar biliyorsunuz etil alkol ve laktik asit olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunların tamamında arkadaşlar hangi evre ortaktır? Glikoliz evresi ortaktır. Glikoliz, glikoliz, glikoliz evresi arkadaşlar ortaktır. Glikolizden sonra fermentasyonda arkadaşlar ne vardı? Son ürün evresi vardı. Bu son ürün evresinde arkadaşlar ne oluyordu? Glikoz arkadaşlar ya etil alkole dönüştürülüyordu, etil alkol artık karbondioksit ya da ne dönüştürülüyordu? Laktik asite dönüştürülüyor idi. Laktik asit. Peki oksijenin sonunda ne oluyordu? Arkadaşlar glikolizden sonra oluşan piruvat Krebs reaksiyonlarına arkadaşlar giriyordu. Devamında elektron taşıma sisteminde oksijen kullanılarak zaten e, su üretiliyordu ve ATP'de sentezlenmiş oluyor idi. Peki oksijensiz sonunda ne oluyor bakın? Glikolizden sonra aynı şekilde aynı oksijen solundu olduğu gibi ne var Krebs ve ETS basamakları var Krebs ve elektron taşıma sistemi var. Peki hocam oksijen solunma oksijensiz solma ne farkı var? Burada arkadaşlar ne kullanılıyor ETS'nin sonunda oksijen kullanılıyor ama oksijensiz solunda arkadaşlar ne oluyordu? Oksijen yerine işte nitrat, ondan sonra sülfat, işte demir. Karbondioksit gibi arkadaşlar inorganik moleküller kullanılıyor. İnorganik e, elektron tutucuları kullanılıyor diyebiliriz. Elektron tutucular kullanılıyor. Yani oksijenin sonunda son elektron tutucusu oksijen olurken oksijensiz sonda arkadaşlar bunlar e, farklı inorganik moleküller e, olabiliyor diyebiliriz. Başka ne fark var arkadaşlar? E, oksijensiz sondaki ATP verimi daha düşüktür. Neye göre? Oksijenli soluma göre. Yani bunda arkadaşlar ATP verimi yüksekken, verimi yüksek iken. Burada ATP'nin verimi arkadaşlar oksijenli soluma göre daha düşüktür. Bilim adamlar arkadaşlar bunu son elektron tutucusunun oksijen olmamasına bağlıyor. Yani bunların elektron çekme eğilimleri oksijen gibi yüksek olmadığı için daha az ATP sentezlendiğini söylüyorlar. Bir de arkadaşlar ETS elemanlarında da biraz farklılık varmış. Yani oksijenli solumda görev alan ETS elemanları ile oksijensiz solumda görev alan ETS elemanlarında farklılık varmış. Bir de arkadaşlar son elektron tutucuları farklıymış. Oksijenli solum arkadaşlar hem prokaryot hem ökaryotları görülebiliyor değil mi? İşte bakteri olsun, arke olsun, ökaryotta işte bitkiler, hayvanlar falan filan işte mantar falan görülebiliyor. Ama oksijensiz solum arkadaşlar sadece bazı bakterilerde görülüyor. Bazı bakterilerde görülür diyoruz. Yani ökaryotlarda oksijensiz solunum görülmüyor. Diyor ki oksijensiz solunumla ilgili. Yani bize şunu soruyor şimdi. Oksijen kullanılmaksızın Krebs döngüsü ve ETS kullanarak ATP sentezleniyor. E, glikoliz var, Krebs var, ETS var. Evet oksijen kullanılmadan arkadaşlar burada ATP sentezleniyor. İnorganik bir madde olan oksijen yerine evet son elektron alıcısı olarak organik diyor. Arkadaşlar burada kullanın bakın inorganik moleküller var. O yüzden organik dediği için bu yanlış oluyor. Hücrenin de gerçekleşir. Bakın dikkat edin sadece bazı bakterileri görülüyor değil mi? Bakterilerde ne yoktur zaten? Mitokondri yoktur bakın. Bakterilerde görüldüğü için arkadaşlar bunu söyleyemeyiz. Bakterilerde görülür. Mitokondri arkadaşlar ne oluyordu zaten? oksijenli solunum gerçekleşiyor değil mi ökaryotlarda e, hücrenin mitokondrisinde gerçekleşiyor. Oksijenli solunum Krebs ve ETS basamağı daha doğrusu glikoliz zaten tüm canlılarda sitoplazmada oluyor. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.